Evet, yerelden siyaset devam ediyor değerli izleyenler. Yerelden genele uzanan süreçte neler oluyor? Halkın sıkıntıları neler? İşte bunu en önemli belirleyecek noktalardan biri de tabii ki yereldeki çalışmalar. Bugün yine 3 ilimizin il başkanlarını konuk ediyoruz biliyorsunuz. CHP Tekirdağ İl Başkanı, CHP Edirne İl Başkanı ve CHP Kırklareli İl Başkanı bizlerle birlikte vatandaşın sıkıntılarını, sorunlarını alıyorlar ve sonra nasıl yansıtıyorlar genele bize bunları anlatıyorlar, paylaşıyorlar. En büyük sıkıntılardan biri elbette ki sadece bu iller için geçerli değil. Türkiye ve dünya için doğa ve iklim dedik. Bu konuyu ilk bölümde konuştuk. Şimdi pandemi sürecine gelmiştik. Pandemi sürecinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ardından esnafın durumuna değineceğiz. Çünkü en çok sıkıntılı süreç illeri için, özellikle il başkanları için esnafların durumu, ekonomi. Bunu da konuşacağız efendim. İkinci dilimdeyiz tekrar. Kaldığımız yerden devam edelim efendim. Pandemi sürecinden bahsetmiştik. Özellikle pandemide belediyelerin %50 azalması bütçelerinin, ama dediğiniz gibi bu bütçenin azalmadığı belediyeler de olabilir demiştiniz. Borçlanma yapamıyoruz çünkü bir kayyumla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun da bir sıkıntısı ve tedirginliği var dediniz ki haklısınız bu tedirginlikte. Evet. Devam edelim pandemi süreciyle. Şimdi sonra yine Edirne, Kırklareli çalışmaları dinleyelim. Salgının önlenmesi ile ilgili çalışmaları biraz ele aldım, bahsettim. İkinci aşaması bunun sosyal yardımlardı. Tabii ki bütün belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz olsun, büyükşehir belediyelerimiz başta olmak üzere bu sosyal yardımlarla ilgili neler yaptık? Örneğin ilk dönemde 18.900 civarında yardım paketi dağıttık. Bunlar takviyeli yardım paketiydi. Yani 15-20 gün bir aileyi doyuracak şekilde, idame ettirecek şekilde paketlerdi. Daha sonra bu dönemde de yine COVID'li hastaların olduğu evler tespit edildi. Buralara 1500 paket yardım yapıldı. Şu anda 4000 pakette tekrardan alım yapıldı ve dağıtılmaya devam ediliyor. Bunları tespitini nasıl yapıyorsunuz? Yani ilin buradaki vatandaşları birebir tanımasının etkisi oluyor mu belediyelere bu raporlamayı? Elbette oluyor. Ben şöyle söyleyeyim. Çoğu bilgileri biz maalesef Sağlık Müdürlüğümüzden, İl Sağlık Müdürlüğümüzden alamıyoruz. Neden? Vermiyorlar. Valiliğe müracaat ettiğimizde de vali bey de işte bunları biz bakanlığın talimatıyla bakanlığa veriyoruz. Bu verileri dolayısıyla bakanlıktan yukarıdan alınabilir. Bizim verme yetkimiz yok şeklinde cevaplıyorlar. Siz de aynı sıkıntı yaşıyor musunuz Edirne'de? Biz de evet, veri alamamakla ilgili ilk başlarda ben de sorun yaşadım. Ondan sonra sorunu açtım, istememeyi öğrendim. İstemeyince vermiyorlar zaten. Siz de öyle mi yani, yaptınız? Ama Edirne diğer illere göre kurumlarda çalışma farklı bizde. Bizde evet. Şu durum var. Büyükşehir Belediyesi olduğumuz için işte sağlık dairemiz var malum. Bu sağlık dairesi vasıtasıyla takip ediyoruz olayları, COVID olaylarını falan. Ne oluyor, ne bitiyor? Örneğin bu son dönemde, pik yaptığı dönemde ölüm sayıları 30 iken normalde Tekirdağ'daki günlük ölüm sayısı 60'lara, 65'lere çıktı. Yani buradan görebiliyoruz ne kadar bir tehdit altında olduğumuzu hissedebiliyoruz. Mahalle örgütlerimiz vasıtasıyla ve belediyelerimizin hizmetinde bulunan zabıtalar vasıtasıyla da mahallelerdeki COVID'li evlerin miktarını da biliyoruz. Onlar yani da bazı dezavantajları avantaja çevirip il, belediye ve merkez olarak değerlendirebiliyoruz. Vatandaşa duyuru yapıyoruz. Vatandaş kendine müracaat ediyor. Covid'liyim diyor, ihtiyacım var diyor. Örneğin esnaflara dönelim. Evet. 2200'ün üstünde şu anda kahvehane kapalı durumda. Kapanmış, tamamen kapanmış durumda. Bunlarla ilgili bir çalışma yaptık. 1508'i duyuru yaptık. 1508'i sosyal yardım almak için müracaat etti. Bununla da ilgili Soybis'ten yine araştırma yapmak suretiyle gerçek ihtiyacı olanlara belediyemiz ikişer bin lira yardım yapmaya başladı. Şu anda devam ediyor bu işlem. İlçe belediyelerimizden de bir kısmı, durumları müsait olanlar yine yapıyorlar. Örneğin Çerkezköy Belediyesi, Çorlu Belediyesi de bu yardımları başlatıyor. Yani bu tür şeylerimiz devam ediyor, yardımlarımız. Sağlık, İl Sağlık Müdürlüğü'ne belediyemizden 15 araç tahsis yapıldı, 15 şoför. Yine Vefa grubuna 3 araç ve 6 personelle takviye ettik. Yani belediyelerimiz aralıksız çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. Biz asla
kısıtlandığımızı ve bunu bir bahane unsuru olarak kullandığımızı kimseye söyletmeyiz, söyletmeyeceğiz de. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet. Askıda ödemeler, askıda ekmekler, askıda su paraları ödemeleri, esnaflara yardımlar devam edecektir. Bu konuda da Trakya halkının birbirini tutması noktasında bir bütünlüğü var diyebiliriz aslında. Yani biraz daha Anadolu kültürünün de olduğu, birbirinin evet, komşusu, aç mı, tok mu, birbiriyle bir bütünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi esnaf demişken hemen Edirne'ye döneceğiz. Edirne'de hem ticari anlamda bir merkez diyebiliriz. Bilinmeyen bir turizm cenneti diyebiliriz. Biraz önce reklam arasında bir rakam verdiniz. Yani Edirne ciğeri çok meşhurdur. İşte Adana kebap gibi vesaire hani bir yerlerin inanılmaz bir çalışma potansiyelinden bahsettiniz. Ben şaşırdım. Buyurun sizden. Şu an çalışamıyorlar evet. Sizden dinleyelim. Nedir? Nasıl değerlendiriliyor ya da değerlendirilemiyor? Ben ekonomiden pandemiye döneyim o zaman. Tabii pandemi dolayısıyla Edirne'de ciddi anlamda bir hizmet sektörü var. Yani az önce de reklam arasında size bunu paylaştık. Evet, Edirne ekonomisinin hizmet sektörü yani mihenk taşı tarımdan sonra. Doğal olarak Edirne şehir merkezinde iki tane sınır kapısı ilçelerimizde olunca yani Türkiye'de böyle coğrafyada böyle bir il yok. Yani Avrupa'dan yani işte 3 saat içinde 3 tane ülke dolaşabiliyorsunuz. Böyle bir coğrafya. Doğal olarak da hizmet sektörü kendini geliştiriyor. Bu anlamda Edirne ciğeri bizim artık marka yani Edirne ciğeri bir marka zaten. Turistik bir simgemiz oldu. Yani Edirne kim gelirse artık biz ciğer yemeden yollamıyoruz. Şunu da söyleyeyim. Bu adettir bizde. Yani bizim İstanbul'dan Bursa, İskender yemeğe evet. gitmemiz gibi Bulgaristan ve Yunanistan'dan hakikaten turist geliyor. Hafta sonu özellikle İstanbul'dan da biz kendi evet. bölgemizden de çok yerli turist alıyoruz. Tabii ciğer farklı bir sanayi gibi oldu. Şöyle söyleyeyim halkımızın anlayacağı dilde. Edirne'de 3 ciğercide 300 kişiden fazla insan çalışıyor. 300 istihdam. Aynen öyle. Geçtiğimiz hafta vekilimizle bir çalışma yaptık. Bu ciğerci esnafımıza, köfteci esnafımızı dolaştık. Ciddi anlamda artık neredeyse kan kusuyorlar. Çok zordular. Yani bir esnafımız 80-90 kişinin maaşını hala devlet destekli verebiliyor ama işte 4 tane arabasını sattığını söyledi. Bu anlamda ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Özellikle sizde de vardır başkanım. HES koduyla artık bu tarz yerlere hizmete açılmasını bekliyor esnafımız. Yani biz bütün önlemleri alırız. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Çünkü hizmet sektöründe yani iş yapmadığı sürece yani herkes... Peki belediyeye ait yerlerden kira almama, şimdi, elektrik, evet, su... Onu ben söyleyeyim. Yani Türkiye'de bu anlamda hiç tevazu gösteremeyeceğim. Covid'i yani devlet daha yasaklar başlamadan önce Edirne'de Edirne'ler iyi bilir. Bu ilaçlamalar, dezenfekteler, maske dağıtımları başlamıştı. Sebebi sınır kenti olmasının avantajı da dezavantajı da var. Bir göç yaşadık biliyorsunuz. Yani Suriyelilerin akın evet. akın Edirne'ye geldiği. O anlamda bu göçle beraber Covid dünyada yayılmışken bizim Edirne Belediyesi yani böyle bir salgınla karşı karşıya geliriz diye bütün önlemleri ilk başta. İşte kimsenin kolonya bulamadığı zamanda veya dezenfekte bulamadığı zamanda Edirne Belediyesi depolarında bunlar vardı. Siz tecrübeli yani, olduğunuz için aslında önceki anlamda, süreçten. Yani, evet. yani göç dalgası yaşadığımız Hı-hı. için yani şehrin yöneticileri bu anlamda biz Edirne'de valilik bu anlamda bütün sağlık çalışanlarına da valilik personeli biz çok iyiyiz şu an. Yani nazar değmesin COVID anlamında çok belediye valilik bütün kurumlar uyumlu çalıştı. Biz bazen sesimizi çıkartmamayı öğrendik bu süreçte ki işler aksamasın diye. Özellikle sustuğumuz zamanlar da oldu ama bu anlamda bütün bu alanda çalışan ama belediye, ama valilik, ama sağlık kuruluşundaki herkese ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Edirne İl Başkanı olarak teşekkür etmek istiyorum. Esnaf gerçekten çok zorda. Yani hizmet sektörü kapılar kapalı olunca işte yani 80 kişinin olduğu yerde 5 kişiye düşmüş. Doğal olarak kente yansıyor bu. Eğitim, öğretim, gençlerin göçü. Yani şimdi bu tarz işletmelerde yani sadece bir restoran olarak bakmayın. Buraya getiren rehberlere kadar hep gençler iş yapıyor. Yöneticilik yapıyorlar. Eğitim yüksek ama sanayi olmadığı için de işte Çorlu'ya, Çerkezköy'e göç etmek zorunda kalıyorlar. Kalan gençlerimiz de bu tarz yerlerde çalışıyordu. Tabii kapılar kapalı. Yani PCR testiyle
şehre giriş yapılabiliyor, ülkeye giriş yapılabiliyor. Bu da kent ekonomisini felaket etkiledi. Evet. Şimdi gençler demişken, üniversiteli gençler demişken Kırklareli aklıma geliyor. Oranın da öyle bir güzel yanı vardır. Keyiflidir orada okumak, çok iyi bilirim. Şimdi orada sıkıntılar nasıl oldu? Yüz yüze eğitim durdu. Sizde pandemi süreci Kırklareli'nde, sizde diyorum artık ama kusura bakmayın sizi bölgelerle bütünleştirdim. Kırklareli'nde pandemi süreci nasıl atlatıldı? Vatandaşlara ulaşım nasıldı? Size gelen en büyük sorunlar yine esnaf sorunları mıydı? Ekonomi ne durumda? Buyurun biraz da siz Kırklareli'ni anlatın. Şimdi diğer başkanlarımın, ya Edirne ve Kırklareli başkanlarımın söylediklerine katılıyorum. Pandeminin birinci dalgasında tabii ki hazırlıksız yakalandık. Ben zannediyorum 13 günlük... 14 günlük il başkanıydım. 11 Mart'ta çıktı çünkü Türkiye'de ilk vaka. Ondan sonra 16 Mart civarı kadın ve gençlik kolları seçimlerini tamamladıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam 25 Mart civarı il genel meclisleri ve belediye meclisi toplantılarını yapmak yasaklandı. Dolayısıyla bütün her şey askıya alındı. Hayat durdu. Şimdi burada tabii muhtarlarla ve hatırlarsınız o dönemleri, maske yok. Yani maske bulmakta zorlanıyorsunuz. Çünkü ama belediyelerimiz o anlamda gerçekten... Şimdi belediyelerimiz yani, yaptı evet. Zaten bakınız. Dendi ki maske satılmayacak, adrese gönderilecek, gelmedi. Sonra vazgeçildi, maske dağıtılacak dendi, dağıtılmadı. Dağıtmaya çalışanlara engel olundu. Ben burada özellikle bu ilk etaptaki o kargaşa durumu aşıldıktan sonra belediyelerimizin sosyal hizmet birimlerine ve muhtarlara çok büyük görevler düştü. Covid'in bütün yükü muhtarlarda ve vefa destek gruplarında, onlardan çok muhtarlarda, çünkü evet, belediyelerin sosyal hizmet birimleri, sağlıkçılar, ildeki gönüllülerin katılımı da çok iyiydi. Yani evet. Özellikle CHP ilde, ben şimdi bahsediyorum. Farkı şu olabilir belki Trakya bölgesinin. Ben pandemi sürecinde Tekirdağ'daydım efendim. Bildiğim için söylüyorum, Süleymanpaşa'da. Bu ilk yasaklar çıktı, erzak almak için yığınlar oldu, görüntüler oldu ya İstanbul'da birçok yerde. Yani. Mübalağasız herkesin 2 metre ara vererek marketlerde sıra olduğu, hiçbir kargaşanın yaşanmadığı, kentlisinden köylüsüne kadar, hatta ihtiyacı olanlara sıraya girip alıp 4 tane süt var ben birini alayım, birini de arkadaki alsın denen, bunu bizzat yaşamış insan olarak burada bir de böyle bir şey de hakim. Yani Trakya'da toplumsal vardı, bunu hiç abartısız söylüyorum, yaşadığım için söylüyorum. Önümde tanık oldum. Yani benim çocuklarım olduğu için 4 tane kalan sütün birini alıp birini de ben de bir tane aldım. Çünkü bana anlayış gösterildiği için. Bu anlamda illerde çalışma da böyle sanıyorum. Çok vefalı zaten bir çalışma var il örgütlerinde. Birinci dalganın hemen akabinde bayramlar geldi. Ramazan ayına girdik. Evet. Yardım ayı, hayır ayı. Hı-hı. Daha sonra Kurban Bayramı, 2 ay 10 gün sonra. Burada da kısmi hafifleme başlamıştı. En azından sokağa çıkabiliyorduk. Bakın, ben Türkiye Cumhuriyeti'nde adli teşkilatın kapandığını bilmem. Ve adliyeler kapandı bu ülkede. Evet. Yani tehlikenin seviyesini söylemek için, göz önünde bulundurmak için söylüyorum. Yani zaman aşımı süreleri durdu, duruşmalar yapılmadı, adliyeler kapandı. Ya adli teşkilatı kapatamazsınız, milli savunma gibidir. Ama kapatmak zorunda kaldık. İşte o yüzden bunların hafiflemesiyle birlikte zaten özellikle kadın kolları ve dediğim gibi muhtarların da etkisiyle Ramazan ayında alışveriş çeki veya aynı yardımlarla, dediğim gibi belediyelerimizin sosyal destek birimlerinin, sosyal hizmet birimlerinin yaptığı yardımdan halka ulaştırılmasıyla zor günleri yardımlaşmayla. Sayın Güncel, gelen mesajlar arasında tam da kadın demişken kadın kollarımızı da lütfen ansınlar diyor. Kırklareli'nde özellikle çalışmaları kadınlarla ilgili. Tabii efendim, biz şimdi cinsiyet ayrımcılığı yapmadan burada pozitif ayrımcılık olur. Pozitif ayrımcılık elbette olacak tabii ki, biliyoruz. Mutlaka bu çalışma örgütlenmenin arkasında mutlaka bir kadın gücü biliyoruz. Olduğunu doğru biliyoruz. Evet. Böyle tabii ki sizler de başarılısınız ama bir kadın desteği olmadan da efendim bu dünyada olmayacak gibi geliyor. Yine geliyor çalışmalarla ilgili o dönemde. Özellikle Trakya bölgesindeki kadın illerdeki kadın çalışma oranları nasıl? Siz nasıl kapı kapı gezme olayını İstanbul'da biliyorsunuz Sayın Kaftancıoğlu başlattı. Siz varsanız biz varız dedi. Evet. Siz de böyle bir proje düşünüyor musunuz? Ya da aslında
daha hemen hemen neredeyse birçok vatandaşı tanıma durumunuz İstanbul gibi olmadığı için, daha ufak yerler olduğu için, bununla ilgili çalışmalarınız nelerdir mesela? Edirne'den başlayalım. Ben şimdi şöyle. Pandemi olacak. Ben tekrar taş ocaklarına ve hayvancılık konusuna çok kısa dönmek istiyorum. Ocaklarına... Daha sonra döneceğim onlara. Tamam. Ayrı tam isteyeceğim tekrar. Tamam. Şimdi kadın kollarından başlayalım o zaman. Evet, kadın örgütlenmesi gerçekten önemli. Biliyorsunuz biz milletvekili oranı olarak da kadın kotası oluşturmuş. Keşke kotaya ihtiyaç olmasa, bunu da söyleyeyim. Yani kadınlar kota ile olmamalı. Ama cinsiyet kotası demek lazım. Aslında tam doğrusu bu. Tam doğrusu bu. Cinsiyet kotası oluşturmuş bir partiyiz. Bu nedenle ilde de normal ana kademenin yapacağı görevler belli. Kadın ve gençlik örgütlenmesinin yapacağı görevler belli. Hane ziyaretleri. Özellikle esnaf ziyaret. Mesela pandeminin rahatladığı yaz aylarında bizim Lüleburgaz kadın kollarımız okulların da açılacağı umuduyla kitap toplayıp dezenfekte edip bunları 29 Ekim'de halka tezgahlarda ilçe binamızın önünde koydu ve insanlar geldi. Ve biz burada bunları izlerken bir çocuğun babasına şunu dediğini duydum ben. Matematik testi de bakabilir misin? Yani çocuk arkada almış bir takım test kitaplarını, ön tarafta kalabalık oldu ve çocuk babaya sesleniyor ön tarafa, diyor ki baba matematik testi bakın. Yani sadece hikaye, roman veya ansiklopedik bilgi anlamında veya bilim kitabı olarak değil. Test kitapları da geldi, onları da aldık, dezenfekte etti kadın kollarımız ve bunları 29 Ekim'de partinin önüne açtık. Kulaklarım da hala ses kulaklarımda. Baba matematik testi de alır mısın? Çünkü test çözüyorsunuz ve tükeniyor. Çözüyorsunuz, tükeniyor. Sürekli tazelenmesi lazım. İhtiyaç. Aynı kampanyayı şimdi il bazındaki bütün kadın kollarımızla beraber yenileyeceğiz. Onu da 23 Nisan'da dağıtacağız. Aynı zamanda yine çocuklar üşümesin kampanyası başlatmıştı kadın kollarımız. Bu kış aylarını tahmin ediyorum Ocak, Aralık sonu gibi, havalar soğumazdan, bu İstanbul'a kar yağmazdan evvel onu tamamladık. Genel merkezden gelen talimatlar doğrultusunda öbek örgütlenmesinin yapılanması devam ediyor. Mahalle temsilciliklerini atadık. Belde yönetimlerimizde eksik yoktu. Biz erken atamıştık ama ona ilişkin talimatlar da bize gelmeye devam ediyor. Evet, işte kadın kolları ve kitaplar çıktı. Evet. Teşekkür ediyorum bütün kadın kollarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Öbek örgütlenmesi tamamlıyor. Yavaş yavaş sandık görevlilerinin toparlanması, görev bilinci olan üyelerin sandıklara yazılması ile ilgili bir takım talimatlar alıyoruz. Bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi belde yönetimlerinde eksikler vardı. Onları tamamladık. Beldelerimiz de bir ilçe gibi bizim. Belde başkanlarımız var. Kalabalık beldelerimiz var. Beldeli belediye başkanlarımız var. Onlarla da eşgüdüm içinde çalışıyoruz. Millet İttifakı'nın bileşenleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Yani ben örgütlenme yapısı olarak bunları söyleyebilirim şimdilik. Daha sonra söz gelirse evet, tekrar hatırlatmak demişken, isterim. Aynı zamanda kapatmadan evvel de ben esnaf sorunlarıyla ilgili son kapanış cümleleri alabilirsem çok memnun olurum. Bir de taş ocakları ile ilgili ayrıyetten bir daha vaktimiz var. Şimdi, olacak. Benim Trakya'ya dönebilmem için ilime. Taş ocakları onlardan bahsedeceğiz. Önümüzde bir 40 dakikalık süremiz var. Yoksa ben taşlarda. Şimdi, taşlarda. Aman öyle olmasın. Şimdi siz konuyu açmışken özellikle bu çocuklar üşümesin dediniz ya. Ben hemen Tekirdağ'a döneceğim. Tekirdağ'da birçok ilçede yine bildiğim üzere söylüyorum. Özür diliyorum efendim, biraz ayrıcalıklı oluyor ama. Çok fazla. gerçi Edirne'de okumar ama böyle konteynerler vardır. Şeffaf. Oyuncak kutuları vardır. Çocuklarınızın oyuncaklarını atarsınız, kıyafetleri ve oraya insanların o kıyafetleri tertemiz yıkayıp vakumlu, ben kendim de birçok mahallemdeki insanların da vakumlu bir şekilde temizleyip tertemiz üzerine bedenlerini yazıp o kutulara attığını, düzenli olarak orada hem yine belediyelerle hem kadın kollarıyla o kıyafetlerin alınıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını net biliyorum. Bu konuyla ilgili Sayın Saygın'a söz vereceğim. Sonra size döneceğim. Edirne'de neler yapılıyor bu konuyla ilgili? Özellikle burada kadınların çok önemli. Şimdi biz hep kadınları çocuklarla falan birleştiriyoruz ama insani bir yan bu sanıyorum. Tabii sizler de hizmet ediyorsunuz ama nedense konu çocuk, konu kitap, konu eğitim,
konu insana çok dokunan nokta olduğunda orada mutlaka bir kadın olması gerekiyor gibi. Buyurun sizi sözü şimdi size bırakayım. Elbette. Ben daha önce tekrar şu pandemiye döneceğim. Demin soru tevcih etmiştiniz. İşte kira alınıyor mu dükkanlardan evet, gibi. Belediyemizin 175 dükkanı var. Her birinden de 640 lira bir aylık kira alınıyordu. İyi bir para. Büyükşehir Belediye'miz pandemi döneminde almıyor. O kiralar alınmıyor. Kira alınmıyor. Alınmıyor. Kapalı yerlerden su parası alınmıyor. Ben su parası ile ilgili tabii özellikle maddi durumu kötü olan kesim çok etkileniyor. Bunlarda bir indirim yaptık. Suyu arttırma yoluna gittik. 10 tonda mesela 12 tonda 12 tona çıkardık harcama şeyini. Yani bu tür şeyler önlemler alındı suyla ilgili ama esas işte dükkanları, lokantaları gezdiğiniz zaman esnaf, paket servis yapan esnaf su parasının hiçbir önemi yok ki diyorlar. Esas diyorlar devlet bizden elektriği indirsin. Doğal gazı indirsin, fırınlarımız çalışıyor. Stopajı, vergiyi. Bir sürü insan çalışıyor bizde. Stopajı insanlarımızla ilgilensinler. Evet. Yani kira ödüyoruz biz. Kiralarımızla ilgili bir yardım yapsınlar. Öyle göstermelik değil. Ben diyor 12 bin lira kira ödüyorum diyor buraya diyor. 750 lirayla ben ne yapayım diyor. Yani bu tür şeylerle çok karşılaşıyoruz ve çok acıdır. Orada AVM'de müdürlük yapan ve işten ayrılan birisi en son dedi size geldim efendim dedi. Müdürdüm dedi. Suratı kızarıyor vatandaşın bunu söylerken. Bana dedi bir koli ayarlayabilir misiniz? Bakın ne kadar acı. Müdürlük seviyesinden bir insanın talebine bakın. Yani bu durumlara gelmiş durumda ve Trakya'da bu durumlara gelmiş durumdayız biz. Diğer yerleri düşünemiyorum. Evet. Yani bunların tedbirlerin önceden alınması lazımdı kesinlikle. Şimdi biraz sonra belki girersiniz. Deprem konusunda da aynı şekilde sıkıntılarımız var. Belki zamanımız yeterse ondan da bahsetmek isterim biraz. Kadınlarımıza gelince bizim kadınlarımız çok aktif. Siz de o bölgede görmüşsünüzdür. Kadın kollarımız hakikaten çok aktif çalışıyor. Bakın daha geçenlerde Bayburt'a, Bingöl'e, Afyon'a ve Hakkari'ye malzeme yardımı yaptılar. Gönderdiler. Çam sakızı, çoban armağanı ama yine koliler dolusu bir şeyler topladılar, gönderdiler. Esnaf ziyaretleri yapıyorlar, muhtar ziyaretleri yapıyorlar. Yani pandemi filan kesmiyor yani bizim kadınlarımızı. Ben her zaman onu diyorum. Kadınlarımızla toplandığımız zaman da onu diyorum. Kadınlar erkeklerden daha cesurdur. Bir kere bunu bütün erkekler kabul etsin. Bunu ne zaman görürsünüz? Bunu baskı altında yaşayan toplumlarda çok net görebilirsiniz. Yurt dışında. Evet. Normalde herkesin eşit çalışma şartlarında 2 katı, 3 katı, 5 katı çalışması gerekir. O imajı yıkmak için hepimiz bu dünyada, bu coğrafyada yaşıyoruz. Coğrafya kaderdir. Ben de bir kadın olarak konuyu açtınız. Teşekkür ediyorum. Hakikaten bizler çok daha cesuruz. Çünkü hep onu ifade etmek durumunda kalıyoruz. Yani biz kadını evinde bu bir takım zihniyetlerin dediği gibi evinde otursun, çocuğuna baksın. O ne kadın dursun, kadın istihdamda hiç olma. Böyle bir şey yok. Kadın her birine yapabilecek güçte. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı, kadınlara açtığı o yolda devam edecek bir sürü kadın var. Mücadele sadece bizim için değil, Anadolu'daki bütün kadınlar için de devam edecek diyelim efendim. Buyurun. Sonra örgütlenme şeyine de kısaca bir değineyim. Sözü Fevzi Başkanıma bırakayım. Efendim şimdi biz de son dönemde genel merkezimiz bir çalışma yaptı. 15 genel başkan yardımcımız var. 2 de ilave yaptılar basın yayınına ve eğitimle ilgili. 17 dalda çalışma yapılıyor. Her başkan yardımcısının, genel başkan yardımcısının illerde karşılığı var. Bizim de il başkan yardımcısı olarak. İl başkan yardımcılarının da ilçelerde birer karşılığı var. Şu anda çok güzel bir çalışma var. Zoom üzerinden genel başkan yardımcılarımız illerdeki 81 ildeki İl başkan yardımcılarıyla görüşmeler yapıyorlar. Onları yönlendiriyorlar. Her genel başkan yardımcımız bunu yapıyor. Bu arada eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Yani biz durmadık. Örneğin belediye meclis üyelerinin eğitimleri yapıldı. Evet. Yine bu eğitimler tabii Zoom üzerinden yapıldı.
Genel merkezimiz yönlendiriyor bunları. Biz kendi içimizde öbek eğitimlerine başlattık ve eğitimden sorumlu başkan yardımcılarımızı ilçeler dahil öbek eğitimle ilgili yetiştirdik. Şu anda öbek örgütlenmesiyle ilgili bütün ilçelerimizde tamamlanmış durumda. İsimler ve telefonlarına kadar her şey var. Ve bu ayın sonuna kadar da sandık görevlileri dahil seçim hazırlığımız tamamen bu yönde bitmiş olacak. Bütün ilçelerimiz bunu bitiriyorlar. Evet. Yani örgütlenmeyle ilgili bir sorun yok. Gençlerimiz dinamik, yalnız gençlerimiz maalesef iş bulma sıkıntısı çekiyor. Özellikle biraz Tekirdağ bu konuda biraz daha şanslı, sanayi, evet. Çorlu biraz hareketlilik ama var. Edirne biraz daha zor durumda şimdi sanıyorum. Şimdi şöyle, herkes tabii sanayide işçi olarak çalışabilecekler var, çalışamayacaklar evet. var. Öyle düşündüğünüz zaman da bu sıkıntılar Tekirdağ için de geçerli. İşsizlik en önemli sorunlardan biri. İşte belediyelerde istihdam konusu şu anda tıkanmış durumda. Belediyelerde işçi bulma kurumu gibi çalışsak da biz, işte Çerkezköy'de, Çorlu'da, oradaki arkadaşlarımızdan bir takım dostlarımızdan iş bulma konusunda yardım istiyoruz. Bu şekilde il başkanlıkları ve ilçe başkanlıkları oradaki zaten fabrikalarda çalışmak isteyenlere iş buluyoruz. Ama bunun dışındaki bir yüksek tahsilli gençlerimiz var. Bunlar çok zor durumda. İşsizler. Ve bu konuda da örneğin bize gelen üyelerimiz var. Efendim diyor, ben diyor bu dönemde diyor istifa edeceğim diyor. İstifa et, gel senin kızını o zaman işe alalım diyormuş. Yani AK Partililer bu şekilde baskılar kurabiliyorlar. Partisinden olmayanı işe almıyor. İşe yani nereye işe almıyor? İşte hastaneler var, il müdürlükleri var. Yani devletin olanaklarının kullanıldığı yerlerde bizim çocuklarımız iş bulmakta zorlanıyorlar. Örneğin ben kendimden örnek vereyim. Benim kayınbiraderimin oğlu diyetisyen, uzman diyetisyen. İki dalda uzmanlığı var çocuğun. İstanbul'da iş arıyor. Ve babanın diyorlar başvurduğu yerlerde babanın TC kimlik numarasını ver bize. Niye babasının TC kimlik numarası istenir soruyorum. İnsan haklarına aykırı. Efendim? İnsan haklarına aykırı yani. Bu başımıza kişi gelmiş kendiyle, bir şey. Yani. Evet. Babaya bakacaklar. Baba kim? Baba Cumhuriyet Halk Partili mi? Baba bir meslek grubundan mı? Kendilerinden olmayanı iş almıyorlar yani. Bu kadar basit. Bu sıkıntılarla karşı karşıyayız. Bunları da iletmiş olayım. Tabii tarım alanında olsun. Esnaflarımız başta olmak üzere, tarım kesiminde çalışanlarımız, işçilerimiz, herkes zor durumda. Bu zor durumu aşmak için de biz yerelde belediyeler olarak iktidar sayıyoruz kendimizi, iktidardayız. Elimizden geleni bütün engellemelere rağmen yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bunu da noktalamış olayım burada. Evet, Edirne'ye biz teşekkür ederiz. Şimdi Edirne'de yine bir kadın kolları var. Neler evet. yapıyorsunuz? İki yine işsizlik, istihdam konusunda ve genelden yerele doğru olan sıkıntılar, artılar ve dezavantajlar diyeyim. Kadın kolları konusunda yani benim üçüncü dönem il başkandım. Şu an kadın kolları ve gençlik kollarının pandemiyle alakalı yaptıkları iş, daha doğrusu örgütümüzün tamamı şu an bu öbek örgütlenmesi, mahalle sorumluları dışında bizim pandemi döneminde etkilenen, ekonomik olarak etkilenen ailelerin erzak yardımı ile alakalı özellikle Edirne Belediyesi'nin kurduğu İmece sistemine kimi gençlik kolları, kadın kolları erzak buluyor. Şimdi böyle bir sistem var. Bağış alıyor online üzerinden ve online üzerinden de ihtiyacı olanlara gidiyor. Bu bağışları bağış yapanları bulmayla alakalı çalışmalar var. Zaten ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yani belediyelerimizden bu diğer belediyelerimizden de duyuyoruz Trakya'da. Nakdi yardıma kadar bütün ihtiyaçlarını imkanlar dahilinde karşılamaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde şimdi Sayın Başkanım söyledi, Tekirdağ'da Edirne'ye söylemezsen bizimkiler gücenir. Ciddi anlamda Edirne Belediyesi de, bizim diğer belediyeler de Edirne Belediyesi başta olmak üzere kendi kiracılarından
Kapalı olanlardan 3 ay boyunca hiç kira almıyorlar. Bizim kiralar biraz daha astronomik olarak yüksek olduğu için Edirne'de. Evet. Yani kısmen paket servis şeklinde iş yapanlardan da %75'ini kirasını almıyorlar. Böyle bir karar aldılar. Ayrıca işte kafelerde, kıraathanelerde, barlarda çalışan, hizmet sektöründe çalışan garson, komi, işte çay ocağı çalıştıranı, bunların hepsine de tespitleri yapılıyor. Muhtemelen de bu ay başı itibariyle nakdi yardım Edirne Belediyesi'nden yapılacak. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ben direkt şöyle söyleyeyim. 2019 yerel seçimlerinde Edirne'de biz belki Türkiye'de bir ilki yaptık. Hatta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de Sayın Genel Başkanımız Edirne'ye gelerek bizim de bu yaptığımızı bir teşekkür babında seçim arifesinde gelmişti. Edirne Belediye Meclisi'nin ilk sıralarında aday olan bütün kadınlarımızı seçilecek olan ilk sıralara koyduk. Ve onlar şu an belediye meclis üyesi. Evet. İl Genel Meclisi bizde var. İl Genel Meclisi'nde de birinci sıra İl Kadın Kolu Başkanımız, şimdi MYK üyemiz olan bir arkadaşımızı koyduk. İl Gençlik Kolu Başkanımızı yine İl Genel Meclis üyesi yaptık. Yani örgütte emeğin hakkıyla mücadele edip gelenleri ben de gençlik kollarından yetişmiş bir il başkanı olarak ama kadın ama genç. Yani bir il başkanı olarak elimden gelen bütün desteği göstermeye çalışıyorum. İlçelerimizde tabii yerel yönetimlerle genelde uyumlu çalışmaya özen gösteriyor gençlik kollarımız ve kadın kollarımız. Yerel yönetimlerimizin, belediyelerimizin etkinliklerinde, tanıtımında. Yani şimdi bizim Trakya'nın festival zamanı gelir. İnşallah şu pandemi atlatılırsa evet. Trakya o anlamda şanslıdır. Bu tarz etkinliklerde de yerel yönetimlerimize destek olmaya çalışıyorlar. Yani pandemi bizim yapabileceğimiz toplumsal olan bütün her şeyi engelliyor. Yani bir eve çok rahat giremiyorsunuz. Yani bakın devletin 5 tane maske dağıtamadığı dönemde o hafta Edirne Belediyesi 99 bina ile, başkanım çok önemli bu. Yani kolonya, dezenfekte ve o maskeleri kapı kapı belediye personelinden, yani Edirne Belediye Başkanı sekreteri dahi çıktı kapı kapı bu torbalardan oluşan yardımları iletti. Bu anlamda sosyal demokrat belediyeciliği biz bölgede çok iç içeyiz böyle. Çok aslında yakın mesafelerde. Aslında pandemide bunu öğrendik değil mi? Yani sosyal belediyeciliğin ne olduğunu. O çok önemli. İstanbul'da dahil olmak üzere Ankara, evet. İzmir, keza Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, yani bir sosyal belediyecilik doğdu sanki. Olması gereken, vatandaşa, evet, tam dokunan. Bir anlamda CHP bu noktada bunu çok güzel başardı. Evet. Yani o üstencilik değil de dediğiniz gibi belediye başkanı, sekreteri, belediye başkanı da dahil olmak üzere. Hepsi. Herkes sokağa indi, herkes bu, eşitlendi. Evet, kadınlar anlamında yani şimdi tek kadın milletvekilimiz Tekirdağ'da, tek kadın, evet, belediye başkanımız da Edirne'de. O çok güzel. Bu anlamda, evet, Uzunköprü belediye başkanımız, ilçe başkanımız da. Trakya'nın da tek kadın, evet, belediye başkanı, tek kadın milletvekilimiz de Tekirdağ'da. Yani biz gönül istiyor, aday olsunlar, biz de elimizden geleni, yani imkanlar dahilinde, genel merkezimizin tanıdığı yetki dahilinde, biz elimizden gelen bütün her şeyi yapıyoruz Trakya'da. O anlamda hani dışarıda sosyal mesafe var ama kendi aramızda kadınlarla, gençlerle hiç mesafe yok örgütlerimiz. Özellikle Trakya'da bunu bütün ilçeler, illerimiz adına söyleyebilirim, evet, ben çok. Gönül rahatlığıyla. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi taş ocaklarını hiç haritamıza alalım. çünkü biz biliyorsunuz, siz de söylediniz, evet, Latife yaptınız ama taşlamasınlar bizi efendim. Taş ocaklarıyla ilgili. Çünkü diyoruz ya, yerelde halkın derdi önemli olan, burada onu konuşacağız. Yani yapılanlardan, tabii, çok neler eksik, halk neler istiyor, bu çok önemli bir şey. Ben de kendi bölgemde ne istediğimi çok iyi biliyorum. Ben de bunu yetkililere iletmek isterim. Şimdi taş ocağıyla ilgili sıkıntılar var, onları bir aktaracağız. Arkadaşımız, sevgili yönetmenimiz Dersu hemen ekrana verecek. O bizim haritamız var. Evet, geldi haritamız. Evet, tamam, buyurun Sayın şimdi, Güncel. Önce bir izahatımı yapayım sayısal verilerle. Şimdi Kırklareli'nde 155 adet taş ocağı veya maden ocağı var diyelim. Bunlardan, hı-hı, 47 tanesi aktif, 32 tanesi iptal edilmiş, 24 tanesi de terk edilmiş vaziyette. Yani ruhsat, yeni ruhsat verilecekse eğer, evvela buradan başlanmalı. Terk edilmişlerden veya kapalılardan. Onlar zaten orada. Onlar zaten orada ve etrafı genişletilmiş, orman alanları tahrip edilmiş, buralardan başlanmalı. Hı hı. Bunun yanında il genel meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, çevre dernekleri, kent konseyleri'nin de müdahalesiyle yaklaşık 99-100 taneye yakın işletmenin
ruhsatı ya itirazla ya ÇED'e itirazla ya mahkeme kararıyla veya itirazla veya reysen de olabilir. Bir şekilde durdurulmuş ve bu projeler önlenmiş durumda. Tahribat açısından söylüyorum. Ancak yeri gelmişken Pınarhisar ilçemizdeki çimento fabrikasına tahsis edilen yeni rezerv alanını izah etmek isterim. Şimdi şu alan askeri alan, hı hı, ve şurası da Pınarhisar ilçesi. Şimdi Pınarhisar ilçesi bizim 10 bin nüfuslu ıstırancaların güney eteklerine kurulmuş şirin bir ilçemiz. Daha evvel özelleştirmeyle satılan bir çimento fabrikası 1958 yılından bu yana satıyor. Şu anda özel teşebbüsünde ve 1958 yılından beri işliyor. 1958 yılından beri bu çimento fabrikası, şurada gösterebilirim rezerv alanını da, hı hı, şu bakın şurası mevcut alan. Evet. Şurası da yeni ÇED raporu yapılarak tahsis edilmek istenen alan. Var şimdi, orada mevcut bir yer. Var. Şimdi onu izah edeceğim. Hı hı. Şimdi işletme 62 yılda 20 hektar rezerv alanı kullanmış. 20 hektar. 200 dönüm. Hı hı. Ve fabrika aynı koşullar. Şimdi ne kadarlık ÇED isteniyor biliyor musunuz? Şu açılmak istenen şu yeni taş ocağı alanı, şu koyu renkte gösterdiğim alan. Burası 100 hektar. Yani 1000 dönüm. Şimdi fabrika 62 yıldan beri çalışıyor. 20 hektarlık rezerv kullanmış. Yani şimdi 100 hektar istediğine göre bu oranlarsak 310 yıllık bir rezerve tekabül ediyor fabrikanın istediği rezerv alanı. Yani bizden 4 nesil 5 nesil sonrasının geleceğine ilişkin ÇED düzenlenmesini, rapor düzenlenmesini, hı hı, ve buranın rezerv alanı olarak tescillenmesini istiyor. Biz bunu nasıl yaparız Kırklareli halkı olarak, Pınarhisar halkı olarak? Bizim başımıza taş yağar. Taş yağarı yani, bırakın. Biz bugünü korumaya çalışıyoruz. 350 yıl sonrasını da koruyacağız. 300 yıl, 620 yıl. 6 nesil sonraya tekabül ediyor. Korkunç bir şey. Evet. Aynı zamanda bir saniye verilerime bakmam lazım. Yani 320 lazım yıl sonrasını, evet, şimdiden korumaya başlamamız, evet, gerekiyor. Yoksa onu da kaybedeceğiz. Onu da kaybedeceğiz. Şimdi bu yerde. Emanet. Pınarhisar'ın sondaj kuyuları bu bölgede. Küçükbaş hayvancılık yine bu mıntıkada yapılıyor. En önemlisi askeri arazilerin eğitim, sağlık ve sosyal amaçlardan başka amaçlarla tahsisi yasak. Ama dediğim gibi şu aralar gündemde olan beşli müteahhit grubundan bir firmaya ait olduğu için çimento fabrikası, o yüzden bu alanlarla sınırlı, yani eğitim, sağlık, teknik ve sosyal alanlarla tahsis yapılabilecekken eski askeri arazilerde kalker ocağı olarak bir tahsis yapılmış. Biz bunun durdurulmasını istiyoruz. Eğer rezerv ihtiyacı varsa, az evvel söylediğim gibi o mevkideki kapalı budur, mevcut. Hı, mevcut alan. Kapalı şeylerden, evet, ocaklardan alınabilir. Evet. Ya bunu belirtmek isterim. Şu alan, evet, evet, bakın. Evet, buyurun. Bakın bu alan arkadaşlarımız. Şurası mevcut kalker ocağı, şurası da, evet, yeni rezerv alanı. Yani burada mevcut bir alan varken buraya tekrar bir yeni, evet, alan. 320 yılı da katledeceğimiz. Evet, onu diyorum ya. 60 ya, yılda insaftır, mesela, yazıktır, mesela bununla günahtır ilgili bir şey rapor, evet, hazırladığınızda ben merak ediyorum, gelen cevabı merak ediyorum. Bir cevap geliyor. Henüz cevap gelmedi. Biz itirazlarımızı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunduk. Evet. Ocak ayının ikinci haftasında yapıldı ÇED toplantısı. Biz bunları sunduk, hı-hı, ama dediğim gibi katliamın başı Çevre Şehircilik Müdürlüğü terası. 20 hektar kullanmışsın, evet, günahtır. Madem Pınarı aynen yerelden genel diyoruz, yani çok da doğru, yazık, bir noktaymış. Evet. Dedi ya Kırklareli halkı bunu görmek istiyor. Evet. Yani evet, çok yani önemli bir nokta. Arkadaşlarımız da verdi. Ettirdik, çoğunu iptal ettirdik. Mücadelemiz devam ediyor. Ben Kırklareli halkına, kent konseylerine, muhtarlarımıza, çevre gönüllerine çok çok teşekkür ediyorum bu hassasiyetlerine. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sadece sizin değil, Türkiye'nin, dünyanın mirası ve geleceği. Evet. Yani sadece, evet, Kırklareli'ni ilgilendiren bir olay değil. Ya da İğne Ada Longoz Ormanları dediğinizde bu dünyanın ciğeri, Türkiye'nin dünya mirası, ciğerleri, evet, demek aslında. İşte, hepimizi ilgilendiriyor. Burada aynı zamanda Ergene Havzası'nı besleyen su kaynaklarının
süzülme alanları, yağmur sularının aşağı yer altı sularının süzülme alanları. O zaman 10'da gelecek. Umarım bir birim çıkacak, güzeliz. 10 birim gelecek. Şimdi 6 birimi soruyoruz. O zaman 8-10 birim nerede evet. diye, muhtemelen, nereden geliyor muhtemelen. Diye soracağız. Ya benim taş ocaklarıyla ilgili söyleyeceklerim bundan ibaret. Pandemiyle ilgili bir takım notlarım var. Onları da birazdan evet. bir 5 dakika şimdi, daha. Evet, son 12 dakikamızmış. Son 12 dakika hemen dakika tekrar isim. Sorunları alalım. Yine Sayın Saygın'a dönmek istiyorum. Size en son 3 dakika bana yeter. Tamam. Son 3 dakika sizin efendim. Yerelde halka dokunduğumuzda geçen hafta yine Sayın Kaftancıoğlu bir anısını anlattı. Hakikaten inanılmaz üzüldük, etkileyiciydi. 5 numara bez götürülen bir evde çocuk bezi. Kadın artık 4 numara bez getirin çocuğuma, evet, zayıfladı. Aslında bir dram. İnanılmaz bir üzüntü. Sizin birebir halkla temasınızda yaşadıklarınız, nasıl dokunuyorsunuz bunu belediyelere ya da genele nasıl aktarıyorsunuz? Böyle yaşadığınız sıkıntılı süreçler var mı? Bir kere şunu söyleyeyim. Bir müddet toplu ziyaretlere ilçe ve il binalarımızı kapattık. Ama münferit ziyaretlere açıktık. Vatandaşımız bize ulaşıyor. Hiçbir zaman kapımızı kapatmıyoruz. Kapılarımız hep açık. Ne zaman isterlerse ulaşabiliyorlar. Bunu rahatlıkla onların huzurunda söyleyebiliyorum. Ve bu konuda hiçbir kısıtlamamız yok. Bize her türlü dertlerini muhtarlar vasıtasıyla, mahalle örgütlerimiz vasıtasıyla, temsilcilerimiz vasıtasıyla, kadın kollarımızda, gençlik kollarımızda geliyor bu tür şeyler. Bu istekleri ben çoğu zaman bizim Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ve Sağlık Daire Başkanlığı'na atmak suretiyle ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza da iletmek suretiyle giderilmesi için çaba sarf ediyorum il başkanı olarak. İlçelerimiz de aynı şeyi yapıyorlar. Kendi belediyeleriyle ve Büyükşehir Belediyesi'yle kontaklar kurarak. Bu şekilde onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biraz önce spesifik bir örnek verdim. Bir müdür örneği verdim. Yani onun altında artık diğerlerini vermek istemiyorum. Burada o kadar üzüntüye boğmak istemem. Çok derin şeylerle karşılaşıyoruz. Ama en azından açlık, şu bir avantaj oluyor açlık ki ilden sınırının altında yaşayan bir sürü insan var. Maalesef. Bunları hep görüyoruz. Ve acıdır. Ben Tekirdağ'da bu kadar senedir oradayız. Yerleşik, eşim oralı. Ben de 80'den beri Tekirdağ ile ilgiliyim. 12 yıldır da orada devamlı kalan bir insanım. İlk defa pazarlara çıktığımızda pazarın dağılma saatlerinde giyimi kuşamı da düzgün insanlardan da olsa orada artık malzemeleri toplayan, atılmış malzemeleri toplayan çok insanla karşılaşma durumumuz oldu maalesef. Maalesef. Bunun evet. içinde tabii biraz da sanayileşmenin etkisi de var. Oranın yerlisi zamanında kendi bahçesini ekebiliyordu, evet. suluyordu, hayvanı oluyordu, yumurtasını kendi. Şimdi dediğimiz gibi bir yem alsanız alacağınız yumurtayla birbirini dengelemiyor. Her şey pahalı. Bugün evet. yani iki torba meyve alıyorsunuz 50 lira. Bu belki bizlere çok dokunmuyor ama vatandaşın %80'i kan ağlıyor. Vallahi hepimize dokunuyor. Yani ben hep söylüyorum, sizi biz yok, hepimize dokunuyor. Ben çoğu zaman düşünüyorum, özellikle bu süt fiyatları, çocuk bezi, inanı temel ihtiyaçlar, peyniri, zeytinyağı, ekmeği, zeytini, hepsinin kilosunu da bilirim, gramını da bilirim, nerede ne kadardır, nerede ne uygundur da biliyorum. Bu bir yaşam mücadelesi. Bu aslında dünyaya saygı. Yani hep bunu söylüyorum. Sıkıntıyı yaşıyorsunuz, hissediyorsunuz, insansınız ama bir başkasının sıkıntısını hissediyorsanız gerçek anlamda insansınız. Bu noktada Edirne'ye dönmek istiyorum. Edirne'de de durum herhalde farklı değil. Bir de Edirne'de ağırlıklı olarak Roman vatandaşlarının olduğu bir bölge de var. Evet. Tekirdağ'da, Çorlu'da bazı bölgelerde var ama yine Edirne kadar yoğun değil. Oradaki sıkıntılar da oldukça ciddi. Oralardan gelen o vatandaşlarımızla ilgili, çünkü düğünler yok, dernekler yok, düğünlere gidilmiyor. Bir grupta bu sosyal aktivitelerden geçiniyordu. Şimdi onlar da geçinemediği için bunlarla ilgili nasıl çözümler ürettiniz? Özellikle pandemi sürecinde, yani romanlardan açılmışken, yani ben il başkanı olarak da çok haşır neşirimdir onlarla. Hı hı. Belki de COVID'in giremediği nadir mahallelerdir bizde. Bu anlamda yine yerel yönetimler de çok destek verdiler. Aşağı yukarı Edirne'de %23-24 civarı bir Roman mahalle nüfusumuz var. Hı hı. Tabii Edirne sınır kenti olunca az önce de anlattığım kur farkı, zenginle fakiri çok net görüyorsunuz. Yani çok zengin uçurum var. Uçurum iyice açıldı. Zaten evet, yani Bulgaristan'dan artık gelen, Yunanistan'dan tabii
Bu göçten dolayı maalesef bir kapımız kapalı. Pazarkule Gümrük Kapısı. Hı hı. Yani özellikle Bulgaristan'dan gelen vatandaşlarla kendi vatandaşlarımızı görünce yani adaletsiz bir terazinin olduğunu Edirne'de çok net görüyorsunuz. Alışveriş yaparken anlıyorsunuz. Net görüyorsunuz. Az önce size onu söyledim. Yani bir markette 2-3 tane araba dolu bir şekilde biri gidiyorsa yani Türkçe konuşmanıza gerek yok. Kesin Bulgardır zaten. Yani elinde bir tane ekmekte çıkıyorsa o da bizim Roman vatandaşımızdır. Gerçekten bu uçurum çok fark gösteriyor Edirne'de. Onlara hani dokunmak bir yana özellikle bu dönemde sağlıklarıyla alakalı hiç ayrım yapmadık biz. Özellikle 3-4 mahalleye belediyelerimizin de pozitif ayrımcılığıyla yani ne eksiği varsa yani özellikle Edirne merkezde 2 mahalleye erzak daha istemeden kapı kapı gezip erzakları da dağıtıldı. Dezenfekte bu anlamda bütün ihtiyaçları verildi. Tabii bu ekonomiyi kurtardık anlamına gelmiyor. Yani biz il başkanları olarak devreye girip bu anlamda yetebiliyoruz. Covid döneminde bizim genel merkezimiz bir genelge yolladı. Yani kontrollü misafir alın diye. Evet. Biz kapıyı hiç kapatmadık. Biz de kapıyı kapatırsanız tepki alıyorsunuz. Bu anlamda işte bu ihtiyaçları hep karşıladık. Yani kapıyı kapatırsak tepki alıyor dediniz. Biraz da Trakya insanında yani bu da var. Vatandaş, hakkını... vatandaş ulaşamadıysa yani geçen haftaki 3 büyükşehir il başkanımızın programı tabii onlar daha büyük şehirler. Biz de yani il başkanı, ilçe başkanına ulaşamama sorunu hani en büyük Tekirdağ'dır. Tekirdağ'da bile yoktur yani. Evet. O anlamda vatandaşımız örgütlerimize istediği zaman da ulaşıyor. Biz bu sıkıntıyı hiç yaşamadık. Yani zaten halkın içinde olan insanlarız. Evet. Evet, son 4 dakikamız var. Taşıyacak tabii. 4 dakika bana yeter. Şimdi şunu söylemek isterim. Genel pandemi ile ilgili. Şimdi hafta sonu sokağa çıkma yasakları ne zaman başladı? Hatırlayanımız var mı? Bak 4 Aralık. 8 hafta. 4 Aralık 2020'de başladı. 50. gündeyiz bugün. Kafe restoranlar ne zaman kapandı? 20 Kasım'da kapandı, 62 gün önce. Restoranlar, kıraathaneler, nargile salonları, kafeler, barlar, düğün salonları ve benzeri işletmeler kapalı. Burada çalışanlar hem işletmeciler zor durumda hem burada çalışanlar, ustalar, kalfalar zor durumda. Düğün yapmak, evlenmek, nişan yapmak, kına yapmak, her türlü ikramlı ikramsız organizasyon yapmak yasak. Bunların sahipleri zor durumda. Genel kurul yapmak yasak, kooperatif genel kurulu yapmak yasak. Apartman yönetim kurulu toplantısı yapamıyorum. Ben Kırklareli baro seçimleri iki defa ertelendi. İki defa Ekim'in ilk diliminde yapılması. İki defa ertelendi. Fakat AK Parti Kırklareli'nde ilk kongresi yaptı. Yani bu virüs şey seçiyor. Siyasi görüş seçiyor. Yani bizde var, onlarda yok. Onu söylemek isterim. Aynı zamanda okullarımız kapalı. Bakın. Çocuklar bir bahar, bir güz dönemi kaybettiler. Geçtiğimiz bahar dönemini kaybettik. Şimdi Şubat tatilindeyiz. Güz dönemini tekrar kaybediyoruz. Bir tam sömestre denk geliyor bu. Bakın videodan çocuğa türev, limit, integral öğretemezsiniz. Dolayısıyla ana branş derslerinde özellikle uygulamalı derslerde sınırlı eğitimin başlanmasının tekrar tartışılması lazım. Çocukları da mı seçiyor bu virüs? Evet, kongre bakın, seçmiyor ama. Bilim kurulu kararlarına saygı duyuyor. Ancak çocuklar online öğrenemeyecek dersler var. Bunlar seyreltilmiş sınıflarda başlatılmalı. Aynı zamanda bakın geçen sene üniversiteyi kazanan çocuklarımız var. Tecritveli görmeyen mimarlık öğrencisi, enjektör görmeyen hemşirelik öğrencisi, iskelet taslağı görmeyen tıp öğrencisi var. Evet. Şimdi bu nedenle üniversitelerin, teknik okulların da bu bölümlerin de seyreltilmiş sınıflarla uygulamalı derslerin artık tartışılması lazım. Siyasi partiye kongre yapıyorsan bu tıp çocuğunu, bu hemşirelik öğrencisini alıp uygulamalı göstermen. Ben damar yolunu nasıl bulacağım diyen 4. sınıf öğrencisi gördüm ben. Sayın Güncer, çocuklar, gençler bunun farkında, emin olun. Biliyorum, yani onlar biz okuyamıyorken neden bu kalabalık burada var? Bize mi bu virüs geliyor diyecek. Ancak, o günler de var. Ancak şimdi sevindirici şeyler de oluyor. Mesela halk ekmeğinin mobil araçlardan satılması yasaklandı. Sonra serbest bırakıldı. Aynı zamanda dün gece ben dün gece okudum. Genel sağlık sigortası primlerini ödemeyen veya bağkur primlerini ödeyemeyenler 2021 sonuna kadar bu ertelendi. Ancak bakın bunlar sevindirici gelişmeler. Şimdi yalnız son bir dakikam varsa şunu söyleyerek bitirmek isterim. Sosyal güvenliğin genel anlamında bir sorun oluştu ülkede. Hı. Sadece sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sosyal güvence sanıyorlar. Bakın sosyal güvence en yalın, en net, hatta basit de diyebilirsiniz. Anlamı nedir? Gençler çalışır, hem kendine bakar, hem yaşlılara bakar. Çünkü maaş alır, kendine bakar.
ödediği sosyal güvenlik primiyle de yaşlılara bakar. Şimdi bizde sosyal güvence neye döndü? Emekliler emeklidir, hem çocuklarına bakar hem torunlarına bakar. Evet. Çünkü çocuk işsiz, torun evde işsiz. Bakması lazım. Evet, ya bunların giderilmesi lazım. İşsizlik sorununun çözülmesi lazım. Resmi işsizlik oranı bırakama boğmak istemem ama %13'lerde. Son kez tarımla ilgili şunu söyleyerek bitiriyorum, süreyi de aşmak istemem. Özür de diliyorum değerli mevkidaşlarımla. Geçen gün şeker zirvesinde bir çiftçi seyrettim. İki yıl önceki bir programdan alıntıydı sanırım. Dedi ki, son sözüyle zaten 3 dakika konuştu. Dedi ki, 1 liraya ürettiğin mazotu bana 1,5 liraya sat. 10 kuruşa mal ettiğin elektriğin kilovatını 15 kuruşa bana sat. Ben sana 10 kuruşa pancar satayım. Ya. Çok önemli bir sözdü. Böyle tamamlamak evet. istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Biz de teşekkür ederiz efendim. Son sözlerimizi alalım. Programımızı kapatıyoruz yavaş yavaş. Çok evet. teşekkür ediyoruz Trakya'nın nazlını tuttuk sizlerle. Halk TV'ye. Bizim Trakya'da belki de en çok izlenen televizyon kanalıdır Halk TV. Bu anlamda sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizi davet ettiğiniz için. Bütün mevkidaşlarıma da Anadolu'nun her yerinde emek veren, zaman, vakit harcayan, çoluğunu çocuğunun, eşinin ona harcayacağı vakti partisine, hizmet için harcayan, bütün ekonomik imkanları sarf eden bütün il başkanlarıma da buradan ben çok selam göndermek istiyorum. Çok keyifli bir programdı. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Buyurun Sayın Saygı. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak inşallah önümüzdeki ilk seçimde iktidarı alacağız ve gerçek sahiplerine geçecek. O zaman bu milletimiz Cumhuriyet Halk Parti iktidarının da yerelde nasıl başarılı olduysa genelde de genel seçimlerden sonra da hükümet oldukları zaman da ne kadar başarılı olduklarını görecekler. Evet. Biz deneyimli kadrolara sahibiz. Deneyimli ve gönüllü, vatan aşkıyla dolu üye tabanına sahibiz. Bu konu lütfen unutulmasın. Evet. Önümüzdeki süreçte de en iyi şekilde bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Bütün bu sıkıntılardan kurtaracak programlarımız var, çalışmalar var, etkin yetişmiş insanlarımız var. Bunu da söylemek istiyorum evet. ben. Çok son teşekkür söz ediyoruz. Olarak ve sizlere sonsuz teşekkürler bize biz bu fırsatı verdiğiniz efendim. İçin. Çünkü sesimizi duyuramıyoruz. Maalesef birkaç kanal haricinde hiçbir yerde sesimiz çıkmıyor. Sizler vasıtasıyla ve yerelde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Güncel size de ben çok teşekkür ederim. Ben zaten en uzun evet. son sözü söyledim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Biz çok sağ olun. Hak eden kazansın. Yerel çok önemli tabii ki. Yerelden genele yapılıyor siyaset. Yerelde en çok çalışan, halka en çok dokunan, en çok temas eden, halkın istediği elbette ki genele hareketle yol alacaktır diyoruz. En çok çalışan, emek veren her zaman adaletli bir şekilde kazansın. Haftaya saatler 14'ü gösterdiğinde pazar günü yerelden siyasette yine il başkanlarımız olacak. Yine yerelin sıkıntılarını, halkın sıkıntılarını, bizlerin sıkıntılarını konuşacağız efendim. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Buradan Trakya'ya, Tekirdağ, Edirne'ye, Kırklareli'ne de selam olsun efendim.